Valla bugün vaktim var. İşe kadar vaktim var, o yüzden full izliyorum ben. Haberiniz olsun, söyleyeyim de yani. Normalde biliyorsunuz böyle highlightslardan görmeden tabii, spoiler yemeden. Çok nadirdi. Benim spoiler yemem zaten YouTube'dan olmuyor arkadaşlar genelde. Spoiler yemem. Şu anda dondu anlayacağınız üzere. Spoiler yemem. Uyanıp daha izlemeden mesela elimi alıp böyle Twitter'a falan bir yere giriyorum ya, oralardan yorum, o yüzden. Yes. Ha, sadece şunu söyleyeyim. İlk olarak Roman J. Jimmy olaylarını izlemiştim. Bu da karşınızda şu an ikinci video. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Ama şey, parça parça keserim zaten. LA Knight şu an Hitro'ya karşı. Her şeyi koymamışımdır. Haberiniz olsun. Önemli bir şey varsa sadece onları koymuşumdur. Ama SmackDown'ı şu an full tam izliyorum yani. Buraya kadar izledim zaten yani. Hulk Hogan'ın da 70. Aa, herif kaç yaşına geldi ya? Hip Hop'un da 50 bilmem kaçıncı yılıymış. Bak, maçtan önce öyle söylediler bu arada. O yüzden işte Heathrow'da bunu kutluyor falan filan diye. Hip Hop'çılar ya. Ama birazdan partileri LA Knight tarafından yok edilecek. Listen to the WWE Universe. LA Knight, yeah. Top Dollar. Üf. Hey. Adonis. Santos Escobar'a. Dur bakalım. LA Knight, yeah. Bitti. LA Knight. Bitti. Bitti. Geliyor. One, two, three. LA Knight, yeah. Teknikte clear'sın ama diyor. Bak. Yapabilirim. Yapabilirim. Hadi bakalım. Under Armour eldivenleriyle. Six man. Sakat ama. United States şampiyonluk maçı geliyor. Santos Escobar, Austin Theory. Zor yürüyor be. Bu şekilde de kazanırsa var ya, Austin Theory yenerse. United States Championship. Oo, şerefsiz ya. Abi şerefsiz işte geldi ya. Sametcan dedi, abi dedi, bu Santos Escobar şey olaylarını da izledi. Güzel şeyler var dedi. Dur bakalım. Ray hemen geldi tabii ki. LW. Bak, büyük şerefsizlik yaptı yalnız Austin Theory. Adam zaten sakattı, şimdi iyice gitti. Adam Pearce de geldi. Donma be oğlum, donma lan. Donma, anasını satayım. 40 yılda bir WWE Network veya başka yerden izlemiyorum. Özür dilerim ama Austin Theory Live, işte buna tanıklık olamayacağınız için, yani bu maçı izleyemeyeceksiniz şu an, kusura bakmayın diye. Ben size dedim, bu kemeri koruyacağım bu gece. Ama yapamıyorum. Çünkü Santos Escobar çok zayıf. Oğlum, adamın belki de kemer şansını aldınız lan elinden. I'm going home. Zaten maça çıkamayacak, ben gidiyorum. Koy lan Ray'i, koy. Aa, Ray giriyor lan. Bir dakika. Oğlum niye döndün? Alo. Lan yayın, görüntü gitti. Bir dakika. Ha, harbiden yayından gitmiş. Ray giriyor, Ray giriyor. Ray giriyor. Gir lan Ray. Oğlum Ray ölmemiş miydi? Kemer maçına çıktı. Maç başlamadı ama. Maç başlamadı bu arada şu an. Bir de kemer alıyormuş. Şey deme, Santos Escobar ya, Rey sakat, Rey yanlışta sakatlanmıştı, Santos Escobar üzülmüştü falan ya. Şimdi Santos sakat. Rey go. Rey hala güreşiyor oğlum, sakat mı kafa, güreşiyor yani adam, görüyor musun? Maç daha başlamadı ama. Üf. Vallahi anlık Rey girdi ha. Rey. Çok ilginç. Ya bir şey diyeceğim. SummerSlam o kadar kötüydü ki, haftalık şovlar daha iyi geliyor bana şu an ya. Raw da çok iyiydi mesela. Raw bence gayet iyiydi yani. Replacement. Bir de şimdi bu şovun sonunu izledim ya şu an önce. Hani önce o kısımdan başladım ya. Ya keşke çok vaktim olsa da full şovu böyle bayağı 2 saat hepsini izleyip
full kaydını alıp. Ama işte o da hani insanı sıkar sonuçta. Sadece kritik yerleri izliyor ya insanlar. Daha da iyi oluyor aslında. Ben sadece oraları koyuyorum ya, kesiyorum böyle. Ray. Şimdi ne olacak? Dominik gelecek değil mi? Ray tam böyle kazanmanın ucuna gelecek. Aynı olay. Dominik gelecek. Çekecek ayağından. Sonra Payback'te Dominik Ray falan. Gabi, come on. Politician. Rey Mysterio 6-1'den pozisyonuna yatar gibi oldu. Şu önde bir tane hafif şişmanımsı bir arkadaş var, solda siyahlı böyle Trinidad Tobago bayrakların yanında. O adamla ilgili bir geyik vardı eskiden. Natalya ile fotoğraf çekildi. Natalya mıydı? Biriyle fotoğraf çekilirken çok sarıldı. Sarılmış aşırı böyle bildiğin. Natalya değildi lan, kim? Mickey James'ti galiba. Natalya'nın şeyi o, fanı. Hatta ismi de Natalyalı bir şey falan. Birazcık sıkıntılı bir arkadaş geliyor. 6-1'den geliyor. 6-1'den gelemedi. Ah. Seyirciler çok iyi destek veriyor. Hoşuma gitti. Çok iyi. Geliyor bu sefer. 6-1-9. Boom. 1-2. Kazandı lan! Kazandı! Abi Rey'in emekliliği yakın demek ki. Yeni United States şampiyonu Rey Mysterio. Beklemiyordum. Oha, şok oldum lan. Ulan Samet'can bir de bir şey de demiyor ha. Abi dedi, Santos Escobar şey olayları da güzel, onu da izledim. Lan beklemiyordum lan. Şaşırdım. Oğlum adam ölümden döndü, şampiyon oldu lan. Bak Rey şapkalı. Rey şapkası nerede çıktı lan? Kafam gitti lan, Rey maskeli bile şapkalı. Oğlum adam United States şampiyon oldu. Beklemiyordum. Oo, çok şaşırdım. Çok güzel oldu, güzel. Nice. Santos Escobar senin içindi bu. İşte şimdi buradan ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Santos Escobar'ın heel turn'ü geliyor. Hazır olun. Hazır olun. Rey Mysterio Santos Escobar konuşuluyor diye, bir şey olur mu falan diye. Yükleniyor. Austin Theory'de artık. Kim bilir ne olacak. Bak yine Natalya tişörtü giymiş. Adam görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ondan dolayı. Vay be. Haydi. Santos Escobar da burada. Bir dakika, şimdi bir şey olmasın. Yok yok, bir şey olmaz. Oğlum Santos Escobar'ın idolü... Oğlum düşünsenize lan. İdolünüzle olayların içindesiniz, hikayenin içindesiniz. Valla Santos Escobar için... Ama bir dakika, buradan heel turn gelecek. Bir şey diyeyim bak. Henüz değil. İlerleyen zamanlarda buradan heel turn gelmezse ben de bir şey bilmiyorum. Santos Escobar'la Rey Mysterio'nun United States şampiyonluk maçını izleyeceğiz. Ve Santos Escobar bu Latino bayrağını almaya yakın olabilir. Ya tabii o çok ağır bir söylem de. Bu yaşanacak ya. Oğlum Pyro bile patladılar Rey'e. Hak ediyor lan. Hall of Famer be. Adam United States şampiyon oldu be. Üf, çok iyi. Şu an acayip hoşuma gitti, bir şey diyeceğim. Santos Escobar'la bir de feud'u da kesin olacak. Beğendim.